Bir görüşme yaptık işte. Olayın kabahatler kanununda yer almasından kaynaklı, suç ceza kanununda yer almadığı için sadece buna istinaden kendi haklarını kullanarak tutuklanmadı. Gözaltına alındı. Gözaltı süresini son ana kadar değerlendirdik biz diyor vicdanımıza istinaden. Ama maalesef ceza almayacak tabii ki. Sadece kabahatler kanunundan para cezası alınacak. O sebepten dolayı bırakıldı arkadaşlar. Hani yasaların boşluğundan kaynaklanıyor. Hepsi bu yasaların boşluğundan. Yani yasalar artık ceza dediği zaman, Türk Ceza Kanunu'nda yer aldığı zaman, bu kabahatler kanunundan çıkıp Türk Ceza Kanunu'ndan yer alıp da hapis cezası alabilir konumuna geldiği zaman ancak ceza alabiliyor. Şimdi kabahatler kanunda olduğu için ceza almıyor. Ne yaparsa yapsın. Bu bir kabahat diyor. Yaptırım idari para cezası. Sayın avukatlarımız daha iyi bilir. Yukarıda iki avukatımızla birlikte sağ olsun Olcay Hanım ve diğer avukatımız konuyu detaylı konuştu. Umarım biz burada bir farkındalık yaratmışızdır. Ben Sayın Başsavcı'ya da aynı şeyi söyledim. Yakınlarıyla da burada konuştum. Mühim olan o bir tane bir olay. Bunda dünyada, Türkiye'de veya dünyada her gün onlarcası, yüzlercesi, binlercesi gerçekleşiyor. Ama biz bugün olan olayı bir farkındalık haline getirerek, kişinin köyüne de giderek, bundan sonra hatta kaymakamla birlikte ve başsavcı da muhtemelen bize eşlik edecek. Projeyi de ben onlara sundum. Biz bunu farkındalık çalışmasına çevirerek köyüne gidip, köydekilerin, köylünün bunu anlayabilmesi, kapısının önünde sadece kendi tavuğu, ineği, ne bileyim kendisine ait köpeği, kendisine faydası olmayan başka bir köpeği, bir canlıyı yok sayması, uzaklaştırması, pat patına bindireyim, götüreyim, dağa, bayıra, bir yere bırakayım düşünce ve zihniyetinden kurtararak o köylüyü farkındalığa dahil ederek, o şahsı da bunun öncüsü kılarak o köydeki bütün sokak hayvanları orada rahat rahat yaşamasını sağlayabiliriz. Oğlum çık.